Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine hareket problemlerinin 4. testiyle devam ediyoruz. K, L ve M noktalarından 3 araç aynı anda şekilde belirtilen yönlerde ve sırasıyla V1, V2 ve V3 hızları ile harekete başlamıştır. Tamam. K noktasındaki araç L noktasındaki aracı 21 saat sonra yakalamıştır. L noktasındaki araç ile M noktasındaki araç 3 saat sonra karşılaşmıştır. V1, V2 ve V3 arasında böyle bir bağıntı varmış arkadaşlar. Buna göre K noktasındaki araç ile M noktasındaki araç kaç saat sonra karşılaşır diye soruyor. Şuradaki orantıdan arkadaşlar ne yapalım? Biz bunu 2, 3 ve 4'ün en küçük ortak katı ne diyelim arkadaşlar? 12 diyelim. 12V olsun. Buradan V1 dediğimiz ne olacak arkadaşlar? V1 dediğimiz 6V olacak. Tamam. V2 dediğimiz 4V olacak. Ve V3 dediğimizde 3V olmuş olacak arkadaşlar. Buna göre bakın şimdi öncüllerimize tekrar geri dönecek olursak K noktasındaki araç L noktasındaki aracı 21 saat sonra yakalamıştır diyor. Şimdi 21 saat sonra yakalayacaksa bunların aralarındaki mesafe ne olacak arkadaşlar? Mesela X olsun, tamam mı? X eşittir. Aralarındaki aynı yönde gittikleri için arkadaşlar hızları farklı olacak. 2V çarpı 21 diyeceğiz. Buradan x dediğimizde ne olacak? 42V olmuş olacak. Buradan x'i siliyorum. Hemen 42V yazıyorum. İkinci öncülümüze gelecek olursak L noktasındaki araç ile M noktasındaki araç. Evet şunlardan bahsediyoruz. 3 saat sonra karşılaşmıştır. Şimdi bunların aralarındaki uzaklığa da arkadaşlar ne diyelim? Y diyelim. Bunlar aynı birbirlerine doğru hareket ettikleri için hızlarını topluyordum. 4V ile 3V'yi toplarsam 7V. Çarpı 3 saat sonra karşılaştıkları için arkadaşlar hızla zamanı çarptığımız zaman yolu verecekti. Y dediğimizde 21V olacak. Y'yi de siliyorum ve 21V yazıyorum arkadaşlar. Ne istiyordu bizden? K noktasındaki araç ile M noktasındaki araç kaç saat sonra karşılaşırlar? Yani şununla şunların arasındaki. Ne kadarlık bir mesafe var arkadaşlar aralarında? 63V'lik bir yol var. Değil mi? Bunlar birbirine doğru hareket ettiklerinden dolayı hızlarını toplayacağım. 6V ile 3V'yi topladığım zaman 9V yapacak. Çarpı T süre sonra karşılaşsınlar. Bakın V'ler buradan birbirini götürür. 63'ü de 9'a böldüğüm zaman ne gelecek? 7 gelecek. Doğru cevabımız D şıkkı. Gelelim ikinci soruya. Şekilde A noktasından B noktasına V1, V2 ve V3 sabit hızlarıyla hareket eden 3 araç verilmiştir diyor. V1 hızlı araç B noktasına vardığında V2 hızlı araç B noktasına x kilometre uzaklıkta. Yani buradaki V1 aracı buraya geldiği zaman V2 araç da arkadaşlar burada olacak. Aralarındaki mesafede ne olacak? X olmuş olacak. Tamam. V2 hızlı araç B noktasına vardığında V3 hızlı araç da B noktasına Y kilometre uzaklıktadır. Yani bu V2 buraya geldiğinde diyor. V3 de arkadaşlar işte atıyorum mesela burada olacak. Şuradaki mesafede Y olmuş olacak. Tamam. Bu şekilde diyor. Yine arkadaşlar hızlarıyla arasında böyle bir bağıntımız var. X bölü Y oranı kaçtır diye soruyor. Şimdi şurada bir temizleyelim arkadaşlar. Şimdi bunlar en küçük nerede eşitlenir? 60'da eşitlenir değil mi? 60V diyelim. V1 ne olacak arkadaşlar? 60V bölü 6'dan 10V olacak. Evet burası 10V olacak. Bu şekilde gidecek. V2 dediğimizde 6V olacak. V3 dediğimizde arkadaşlar hızı ne olacak? 4V olmuş olacak. Şimdi bizden bir oran istiyor ya. Evet. O zaman biz de ne yapalım arkadaşlar? Bu AB yolunu 6, 4 ve 10'un ortak katı yapalım arkadaşlar. Ne olsun? Mesela 60V olsun. AB yolu ne olsun? 60V olmuş olsun arkadaşlar. Şimdi V1 hızlı araç B noktasına vardığında şimdi arkadaşlar V kaç kilometre gitmesi lazım? Bak 60V eşittir 10V çarpı tam B'ye geldiği zaman T kadar süre geçsin arkadaşlar. Buradan T'yi 6 buluruz. Yani 6 saatte V1 hızla giden araç B noktasına ulaşır. B noktasına ulaştığı zaman bak 6 saat gidecek ya. O zaman aynı 6 saat içerisinde V2 hızlı araç ne kadar gider? 6 çarpı 6'dan 36V'ye gidecek, değil mi? Yani burası 36V olacak. Tamamı 60V olacağından dolayı arkadaşlar burası 24V. Hani V2 araç arkadaşlar buraya geldiğinde şu siyahla çizdiğim yere geldiğinde aralarındaki mesafe x kilometre olacaktı ya. O zaman bizim x'imiz ne olmuş oluyor arkadaşlar? Bakın x'imiz 24V oluyor. Yazalım hemen şuraya. 24V oluyor. Tamam. Şimdi bunu hallettik.
Şimdi gelelim Y'yi bulmaya arkadaşlar. Şöyle rengimizi de değiştirelim. V2 hızlı araç B noktasına vardığında. Şimdi V2 hızlı araç arkadaşlar 6, şimdi bunun tamamı 60V'ydi ya. Tamam. V2 hızlı araç arkadaşlar B noktasına vardığı zaman 10 saat geçmez mi? Yani şöyle 60V eşittir 6V çarpı T sürede gitsin. Buradan T arkadaşlar 10 saat. Peki V2 hızlı araç buraya geldiğinde 10 saatte V3 arkadaşlar hızlı araç nereye kadar gelir? 10 çarpı 4'ten 40V gelecek. Doğru mu? O zaman şurası 40V olacak. Tamamı 60V olacağından dolayı bakın burası 20V olacak. Demek ki Y'miz neymiş arkadaşlar? Y'miz de 20V'ymiş. O zaman 24V ile 20V'yi burada oranladığım zaman ne olacak? Sadeleştirdiğim zaman 6 bölü 5 gelecek. Doğru cevabımız bakın B şıkkı. Tamam. Geldik 3'e. Şekil 1'de A noktasındaki 4V hızı ile ok yönünde ve B noktasından 3V hızı ile ok yönünde atılan iki bilye A noktasından 24 santim uzaklıkta çarpışmıştır diyor. Evet. Şimdi arkadaşlar ne diyelim? Bakın şurada bir de oran vermiş. AB uzunluğuna ben ne diyeyim? 6K diyecek olursam AC uzunluğunun tamamı 7K olacağından dolayı BC'ye de ne kalacak? K kalacak. O zaman bunlar arkadaşlar birbirlerine doğru hareket ettiklerinde, aynı yönde hareket ettiklerinden dolayı yol eşittir. Ne yapacağım? Hızlarını toplayacağım. 7V diyeceğim arkadaşlar. 7V çarpı T demiş olacağım. Değil mi? Evet. Şimdi şöyle arkadaşlar bakın. Şuradaki 24'ü de kullanmak adına şöyle yapalım. Bunlar şimdi T süre sonra karşılaşmış olsun dedik ki arkadaşlar. O zaman bu T sürede ne kadar yol alacak? 4V çarpı T kadar yol almış olacak. Değil mi arkadaşlar? Bakın şu 6K'yı şuradan silelim. Ne olacak arkadaşlar? Bakın 4V çarpı T. Bu da aynı sürede arkadaşlar 3V çarpı T olmuş olacak. Değil mi? Yani buradaki 6K dediğim zaten yine 7V çarpı T'ye eşit olmuş olacak. Ama şimdi bunlar karşılaşma noktaları burası olsun. A'dan 24 santim uzaklıkta olacak ya. Yani şu 4V çarpı T dediğim 24 olmayacak mı arkadaşlar? 24. Buradan V çarpı T dediğimde 6, 6 olmuş olacak arkadaşlar. Burada da V çarpı T yerine 6 yazdığım zaman bakın 6'lar birbirini götürecek. K dediğimde ne olacak? 7 olmuş olacak. O zaman bu AB uzunluğu 7K olduğundan dolayı 49 olacak. AB uzunluğu arkadaşlar AB uzunluğu 6K'ydı. 6 çarpı 7'den 42. O zaman BC'de K'ydı arkadaşlar. K'yı da 7 bulduk. Burası da ne olacak? 7 olmuş olacak. Tamam. Şekil 2'de A noktasından 3V hızı ve C noktasından 4V hızı ile oklar yönünde atılan bilyeler A noktasından kaç santim uzaklıkta çarpışır diyor. Şöyle arkadaşlar. Bakın bu 4V hızlı olan 3V'ye göre daha hızlı olduğundan dolayı aşağı yukarı nerede karşılaşsınlar? Şurada karşılaşsınlar arkadaşlar. Tamam. Ne kadar sürede karşılaşsın bunlar? Ne kadar sürede karşılaşsınlar arkadaşlar? Diyelim ki yine T sürede karşılaşmış olsunlar. O zaman bunun gideceği yol ne olacak? Daha doğrusu karşılaşma noktaları ne olacak arkadaşlar? Aralarındaki mesafe 49 eşittir. Birbirlerine doğru hareket ettiklerinden dolayı 7V çarpı T demeyeceğiz mi? Evet. Tamam. Buradan V çarpı T'yi de arkadaşlar ne yine bulmuş olacağız? Bakın buradan yine 7 olarak bulmuş olacağız. Değil mi? Evet. Şimdi bunlar T sürede arkadaşlar. Şuradan şuraya kadarlık mesafe T sürede 3V çarpı T gelmez mi? Evet. Bu da arkadaşlar buradan buraya 4V çarpı T gelmeyecek miydi? Evet. Şimdi biz arkadaşlar A noktasından ne kadar uzaklıkta çarpışır diyor ya. A noktasındaki mesafe şurası değil mi? 3V çarpı T değil mi arkadaşlar? 3V çarpı T değil mi? Evet. Ben V çarpı T'yi 7 buldum. 3 kere 7'den 21 gelecek. Tamam. Doğru cevabımız A şıkkı. Gelelim 4'e. Yukarıdaki saatteki hızı 70 km olarak verilen araç oklar yönünde hareket eden iki düzenek arasında C noktasından B noktasına doğru ilerlemektedir. Düzenekler ise kırmızı oklar yönünde saatte 10 km hız ile hareket etmektedir. Tamam, düzenekler de hareket ediyormuş yani. Mavi araç düzenekler ile aynı anda harekete başlayıp ikinci düzeneğe ulaşmıştır diyor. Şimdi BC uzunluğu neymiş arkadaşlar? 60 km'ymiş. AC uzunluğu da 100 km'ymiş.
Şimdi bu araç bu yönde hareket ediyor. Bu düzenek de bu yönde hareket ediyor. O zaman biz bunların aynı yönde hareket ettikleri için ne yapacağız arkadaşlar? Hızlarının farkını alacağız. Bunun hızı 70, bunun hızı da 10 arkadaşlar. Aralarındaki mesafe de 60 olduğundan dolayı 60 eşittir. Hızlarının farkı da 60. T sürede arkadaşlar bu araç düzeneği yakalasın. O zaman T buradan 1 saat sonra yakalayacak. Değil mi? Yani şöyle görsel olarak da gösterelim. 1 saat sonra yakalayacaksa arkadaşlar ne olacak? Şuradaki artık mesafe düzenek 1 saatte ne kadar yol gidecek? 10. Şurada yakalamış olsun. Tamam. Evet. Şimdi araç burada. Araç burada artık. Değil mi? Evet. Şimdi ne yapıyordu? Geri dönüyordu arkadaşlar. Vakit kaybetmeden geri dönüyordu. İkinci düzeneğe ulaşıyordu. Şimdi arkadaşlar. Değil mi? Evet. Tamam. Geriye dönerek aynı sabit hızla birinci düzeneğe ulaştığında toplam kaç saat yol almıştır? Şimdi birinci düzeneğe. Şimdi bu araç burada bu şekilde yol alacak. Bu düzenek de zaten bu şekilde yol alıyor arkadaşlar. Şimdi aralarındaki tabii bir saatte birinci düzenek ne kadar yol gitti? Şimdi ikinci düzenek arkadaşlar bir saatte 10 kilometre gitmedi mi? Birinci düzenekle ikinci düzeneğin hızları aynı olduğundan dolayı bu da 10 kilometre gitmiş olacak. Tamam mı? Şimdi aralarındaki mesafeye bakacak olursak 100, 60, 160, 170 ve 180 kilometre var. Aralarındaki mesafe 180. İkisi yine arkadaşlar birinci düzenekle araç aynı yönde yol aldıklarından dolayı hızlarının farkını alacağım. Aracın hızı 70. Düzeneğin hızı da 10. T kadar sürede yine karşılaşmış olsunlar. Yakalamış olsun araç. Buradan 180 eşittir 60 çarpı T. T de buradan 3 gelmiş olacak. Şimdi ne diyor? Toplam kaç saat yol almıştır? 1 saat şimdi ikinci düzeneği yakalamak için almıştı. 3 saatte birinci düzeneği yakalamak için aldı. Toplamda 3 artı birden 4 saat yol almıştır. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 5'e. Aralarında 370 metre mesafe bulunan Eren ile Ceren'den, bakın aralarında ne kadar mesafe varmış? 370 metre. Tamam. Eren'in hızı bakın dakikada 48 metreymiş. Ceren de dakikada 26 metre hızla gidiyormuş arkadaşlar. Tamam. Eren ile Ceren aynı anda yola çıktıktan kaç dakika sonra ikinci kez aralarındaki mesafe 48 metre olur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar ilk karşılaşma neresi olsun? İlk karşılaşma diyelim ki arkadaşlar şurada olmuş olsun. Tamam. Şimdi burada karşılaştıkları zaman Eren buradan buraya kadar yol gitmeyecek mi? Ceren de buradan buraya kadar yol gitmeyecek mi? Evet. Bu yolun toplamı zaten şu toplamı zaten 370 değil mi arkadaşlar? Bir kere bunlar 370 gidecek. 370 gittikten sonra Eren artık buradan bu tarafa gidecek. Ceren de buradan bu tarafa gidecek. Şimdi aralarındaki mesafe ne kadar olacak arkadaşlar? 148 olacak. Yani bir 370 gidecekler yol olarak. Daha sonra karşılaştıktan sonra bir 148 daha gidecekler. Bunlar karşılıklı birbirlerine doğru hareket ettiklerinden dolayı hızlarını toplamam lazım benim. 48 artı 26. T süre sonra aralarındaki mesafede 148 olsun. Buradan arkadaşlar ne olacak? 37. Hatta şöyle yapalım. 370 artı 148 burada dursun. Burası topladığım zaman 74T mi yapıyor? Her tarafı 74'e böldüğüm zaman burası ne olacak? 5 olacak. 74'e bölersem de 2 olacak. Bu da sadeleşecek. T eşittir. 5 artı 2'den de 7 gelmiş olacak. Doğru cevabımız E şıkkı. Geldik 6'ya. Otoyolda saatte 120 km sabit hız ile hareket eden bir aracın şekil 1'de saat 3'teki ve şekil 2'de saat 19.30'daki kilometre göstergeleri verilmiştir. Ne kadar yol almış arkadaşlar zaman olarak? Değil mi? Kaç saat yol almış? 15'ten 19.30'a 4,5 saat yol almış. 4,5 saat yol almış. Bizim hızımız da zaten 120. Hızla zamanı çarptığın zaman bana yolu verecek arkadaşlar. 120 çarpı 4,5'u da 9 bölü 2 olarak yazarsam değil mi? 60, 54. Yani 540 kilometre ne yapmış arkadaşlar? Yol gitmiş. Yolu nasıl hesaplayacağız? İkinciden birinciyi çıkartarak. İkincide arkadaşlar gösterge bak ne? 1, 6, B, A, 2. İlkinde gösterge ne? 1, 6, A, B, 2. Bunu çıkardığım zaman ne olması lazım arkadaşlar? 540 olması lazım. Çünkü 540 kilometre gitmiş. Tamam. Buradan hesaplayacak olursak bakın şunlar zaten birbirine
götürecek. İkiler de burada birbirini götürecek. Burada 100B, 10B çıkarsa 90B kalacak. Yine 10A'dan 100A çıkarsa 90A kalacak. Eşittir 540. 90 parantezine aldım. Hatta her tarafı 90'da sadeleştirdiğim zaman B eksi A'nın 6'ya eşit olduğunu, B'nin A artı 6'ya eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi buradan A ve B'yi arkadaşlar tablo yapacak olursak, A 0 olduğu zaman B'nin ne olması lazım? 1 olması lazım. 1 olduğu zaman 7, 2 olduğu zaman 8, 3 olduğu zaman da ne olacak? 9 olacak arkadaşlar. Buradan hareketine ara vermeden devam eden bu aracın, yani son durumda zaten 7,5'ta değil mi? 8'deki kilometre göstergesi hangisi olabilir? Şimdi 7,5'tan 8'e kadar yarım saatlik yol var. 120 ile gidiyor. Yarım saati de arkadaşlar 1 bölü 2 ile gösteririm. 1 bölü 2 saat, yani 60 kilometre daha ne olmuş olacak arkadaşlar? Gitmiş olacak değil mi? Tamam. Şimdi en son göstergemiz bizim 1, 6, B, A, 2 değil mi? Tamam. Bunun üstüne biz ne kadar gideceğiz? 60 kilometre daha gideceğiz. 60 kilometre gittiğim zaman şıklardan hangisi gibi olur diyor. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Bakın şunu deneyelim. Yani ilk baştakini deneyelim. Yani B'ye 1, A'ya 0 verdiğim zaman B'ye 1, daha doğrusu A'ya 0 verdiğim zaman burası 6 olur değil mi? 6, 0, 2 artı 60. Ne olacak? 1662 mi olacak? 1660, 16.000 değil mi? Şöyle bakın. Şurada bir tane daha 6 olacak değil mi? Evet. Şıklarda var mı? 16 yok değil mi? Böyle bir şey yok arkadaşlar. O zaman şunu bu olmadı. İkinciyi deneyelim. Bin şunu silelim. Şöyle. Evet, 16.000. Bakın B'ye 7 verdim. A'ya 1 verdim. 2 artı ne olacak? 60 olacak. Buradan da ne olur arkadaşlar? Bakın 60'ta toplayacak olursam 2, 7, 7. Var mı böyle bir ifade? 16.772. Bakın D şıkkında mevcut. Gördük mü? O yüzden doğru cevabımız D. Olmasaydı diğerlerini de eleyecektik. Demek ki bunlar da olmuyormuş arkadaşlar. Evet. Geldik 7'ye. A noktasında bulunan aracın hızı hareketi boyunca sabit ve taşıdığı kişinin ağırlığı ile ters orantılıdır. Ters orantılı olduğu zaman arkadaşlar ne olacak? Çarpım durumunda olacak. Ne çarpım durumunda olacak? Hızla ağırlık. Yani hızla ağırlık değil mi? Çarpım durumunda olacak. Ters orantı dediği için. Evet. Biri artarken diğeri azalacak. Bu araca Ali ve Veli A noktasından binip C noktasına 24 dakikada. Ali ve Can D noktasından binip B noktasına 18 dakikada. Veli ve Can C noktasından binip B noktasına 20 dakikada gidebilmektedir. Yine yollar arasında böyle bir bağıntı varmış arkadaşlar. O zaman biz buna ne diyelim? X diyelim. AD ne olacak? AD uzunluğu X olmuş olacak. DC de X olacak. O zaman BC uzunluğu da 2X olmalı arkadaşlar. Tamam. Bu araca diyor Ali, Veli ve Can birlikte bindiğinde bu araç AB yolunu kaç dakikada alırlar diyor. Şimdi arkadaşlar bize ne lazım? Bak şu bağıntıyı kullanabilmek için hız lazım, değil mi? Bir de ağırlık. Tamam. Şimdi arkadaşlar ne diyelim? Ali ve Veli. Şu birinci öncüle geri dönelim. Ali ve Veli. Bunların ağırlıkları da A ve V olsun arkadaşlar. A artı V. Şöyle biraz daha yukarı yazalım. A artı V ne olacak arkadaşlar? Çarpı, bak bu ağırlık. Bir de ne olacak? Buna hız diyeceğiz değil mi? Hatta ilk başta bunu değil de şunu yapmamız lazım. Şimdi burada zaman var ya arkadaşlar. O zaman yol eşittir hız çarpı zaman diyelim. Şimdi A'dan C'ye gidecek ya. A'dan C'ye ne kadar yol alacak? 2x yol alacak. 2x eşittir. Değil mi? Bunların hızını ne diyelim? V1 hızıyla hareket etsin. Ne kadar arkadaşlar? Hız çarpı zaman diyeceğiz. 24 dakikada. Tamam. Şu ikinci öncüle geçelim. Ali ve Can D noktasından binip şuradan binecek. Nereye gidecekmiş? B noktasına. Yani ne kadar yol gidecek? X, 2x daha 3x yol gidecek. 3x eşittir.
Hangi hızla? V2 hızıyla arkadaşlar kaç dakikada gidecek? 18 dakikada. Tamam. Üçüncü öncüle bakalım. Veli ve Can C'den binecekler. Şuradan binecekler. B'ye 20 dakikada. Yani 2x yine yol gidecekler. Bunların hızı da V3 olsun. Ne kadar sürede? 20 dakikada gitmiş olacaklar. Şimdi arkadaşlar ben şu bağlantıyı kullanabilmek adına bir kere hızla ilgili bir şey bulmam lazım. O zaman hızı ne yapalım? Burada yalnız bırakalım. Buradan V1 eşittir. 2 ile sadeleştirdiğim zaman da x bölü 12 olacak. Değil mi? Şurası eksi değil. Evet, x bölü 12. Buradan da V2 eşittir. 3 ile sadeleştirdiğim zaman x bölü 6. Buradan da arkadaşlar V3'ü çekersem x bölü 10 gelecek. Niye hızları çektiğimi anladınız değil mi? Şuradaki bilgiyi kullanabilmek adına. Tamam. Şimdi bunları bulduk arkadaşlar. Bakın da şöyle yazalım. Bakın. Şimdi hızla ağırlığı çarpacağız ya. Hızlarını bulduk, değil mi? O zaman bir de ne yapacağım? Ağırlıkları devreye sokacağım. Ağırlıklı arkadaşlar Ali'nin ağırlığı A, Veli'nin ağırlığı ne olsun? V olsun. O zaman buradan ne yapacağız arkadaşlar? A, rengi değiştirelim şöyle, mavi diyelim. A artı V çarpı, bak hızla çarpacağım. Hızı ne arkadaşlar? Şimdi birincisi için konuşuyorum ya, V1 hızı için. O zaman x bölü 12. X bölü 12 ile çarpacağım. Eşittir. Eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü burada ters orantıdan bahsediyoruz. İkinci öncüle baktığımız zaman Ali ve Can. Bunların ağırlıkları da arkadaşlar A artı C. V2 hızıylaydı. V2 hızı ne arkadaşlar? X bölü 6. Eşittir. Benzer şekilde Veli ve Can. Bunların ağırlıkları da V artı C olsun. Çarpı V3 hızıyla ne arkadaşlar? X bölü 10 olmuş olacak. Peki bizden ne istiyordu? Ali, Veli ve Can birlikte bindiğinde bu araç AB yolunu kaç dakikada alır? Yani arkadaşlar şuraya da o zaman ne yapmamız lazım bizim? Şimdi AB yolunu alacaklar ya, 4x yol olmayacak mı? Evet. Bunların hızı da V4 olmuş olsun. Acaba kaç dakikada alırlar? Ben soru işaretini arıyorum arkadaşlar. Soru işaretini arıyorum. Tamam mı? Tamam. Ben şimdi buradan yine benzer şekilde o zaman V4'ü çekersem ne olacak? 4x bölü soru işareti olmuş olacak. Evet. Şimdi buraya o zaman bir orantı daha ekleyelim. Ne o orantı? 3'ü birlikte binecek ya. A artı V artı C. Değil mi? Çarpı. Ne yapıyordum ben buraya? Arkadaşlar hızı çekiyordum. Hızıca da burada çektim. 4x bölü soru işareti. Bölü soru işareti. Burada bir orantı olduğundan dolayı bunu ne yapalım arkadaşlar? K'ya eşitleyelim. Ama dikkat ederseniz şimdi burada x var. Bunların üçünde x var. Burada 4x var. O yüzden ne yapalım arkadaşlar? Her tarafı 4'e böldüğüm zaman ne olacak? Şöyle olmuş olacak. Buradaki x'i ne yaptık? 4'ü aldık oraya. En alta attık gibi düşünün. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradan a artı v ne olacak? Bakın a artı v hepsinde x oldu ya şimdi. 12 ile k'yı çarparsam 12k. A artı c 6 ile k'yı çarparsam 6k. V artı c eşittir. Ne oldu arkadaşlar? Burada 10k olmuş oldu. Değil mi? Buradan 2 tane a, 2 tane v, 2 tane c var. A, v, c var. Topladığım zaman 20, 12, 18, 28k mı? Buradan da arkadaşlar a artı v artı c ne olacak? 14k olmuş olacak. Tamam. Buradan 14k olmuş olacak arkadaşlar. Evet anlaştık. Şimdi biz ne arıyorduk? Biz soru işaretini arıyorduk değil mi? O zaman şuradaki soru işaretiyle de ilgili bir bağıntı bulmamız lazım. Aynı a artı v artı c. Bakın aynı a artı v artı c. Burada şu soru işareti bölü 4 ile k'nın çarpımı değil mi? Evet. Burada soru işareti dediğimde arkadaşlar burada 4k olmayacak mı? Tamam. Soru işareti dediğimde arkadaşlar burada ne olmuş olacak? 4K mı oluyor? Hayır. Burada şurada bir hata yaptık değil mi? Şöyle. Yani burada A artı V artı C dediğim arkadaşlar soru işareti bölü 4 çarpı K olmuş olacak. Tamam burada A artı V artı C'de 14K'ydı. Burada da A artı V artı C soru işareti çarpı K bölü 4. O zaman bunları birbirine eşitleyelim.
14K eşittir. Soru işareti çarpı K bölü 4 oldu. Buradan K'lar birbirini götürür arkadaşlar. Buradan soru işareti de 14 çarpı 4'ten 56 gelir. Ben de zaten soru işaretini arıyordum. Doğru cevabımız C. Bence bayağı bir güzel soru olmuş. Yani buna bir yıldız atalım. Tamam. Geldik 8. ve son sorumuza. Şekilde bir otobüsün aldığı bir yol boyunca hız zaman grafiği verilmiştir. Hızla zamanı çarptığım zaman arkadaşlar neyi alacağım ben? Yolu alacağım, değil mi? Hız çarpı zaman diyelim şöyle. Evet. Aracın yol boyunca ortalama hızı 84 olduğuna göre V kaçtır? Ortalama hız nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Şöyle. Toplam yol bölü toplam zaman. Tamam. O zaman toplam yolu bulalım. Toplam yol ne olacak arkadaşlar? Hız çarpı zamandan. Bakın burada 3 saatte 90 kilometre hızla gitmiş. 3 çarpı 9'dan ne olacak? 270 olacak. Artı 3 ile 4 arasında 1 saatlik zaman var. 1 saatte bakın neyle gitmiş? Pardon, şurada 270 olmaz değil mi? Şimdi 3 saatte şu gitmiş ya arkadaşlar. V kilometre hızla 3 saatte ne olacak? 3V gidecek. Artı şuradaki 3 ile 4 arasında 1 saatte bakın 90 da gitmiş. 3V artı 90 artı 4 ile 5 arasında da 1 saat var. 1 saatte de bakın 78 de gitmiş. Toplam yolu bulduk. Toplam zaman da bakın toplam zaman da 5 değil mi zaten? 3, 1 daha 4, 1 daha 5. Bu ortalama hızı verecek. Ortalama hız da 84'e eşit arkadaşlar. Bakın burada 84, 84 eşitledim. İçler dışlar çarpımı yaparsam 420 eşittir. 3V artı 168 olmuş olacak. Her tarafı 3'e bölecek olursam 140 eşittir. V artı bunu da 3'e böldüğüm zaman 56 mı geliyor arkadaşlar? Evet. V de buradan 140'tan 56'yı çıkardığım zaman 84 gelmiş olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.